Arkadaşlar herkese selam. CoinMan's YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda OKX borsasında daha önce açtığımız DCA ve Grid botunu inceleyeceğiz. Yani otomatik futures işlemleri nasıl yaparız? Nasıl bir stratejiyle yapıyorum? Bunun videosunu çekmiştik. Şimdi bunun ikinci videosuna geldik. Bu ikinci videoda sonuçlara bakacağız. Bakalım neler olmuş, stratejimiz işe yaramış mı? Öncelikle eğer bu kanala abone değilseniz aşağıda şuradaki abone ol kısmına tıklamayı unutmayınız. Ayrıca bir de katıl butonu var. Katıl butonuna da düzenli canlı yayınlar yapılıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar videomuza. Gördüğünüz gibi oynatma listeleri kısmında otomatik işlemler grid trade var. Burada daha önce bir Binance hakkında çekmiştik ve Binance bayağı iyi kazandırmıştı. OKX için de çok istediniz. Biz OKX için de çektik. 8. Ve orada DCA işlemler başlatmıştık biliyorsunuz. Burada bir de hangi stratejiyle bu DCA botunu nasıl açmamız gerektiğini, hangi yönde açmamız gerektiğini baya baya sizlere detaylı bir şekilde anlatmıştık. Şurada diplere gördüğünüz bakacağım. Gibi anlatıyoruz. Şimdi bakalım burada OKX'e gittikten sonra al sat kısmına tıkladığım zaman bende bu ekran geliyor. Sizde gelmeye göre al sat botları var. Bu arada arkadaşlar eğer bir OKX hesabınız yoksa açıklamadaki ömür boyu komisyon indirimli kayıt linkiyle hesap oluşturabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi o videoda Solana, Aptos ve Sui'de bir pozisyon almıştık. Gördüğünüz gibi bizim yatırılan marjımız 120 dolar, toplam kar 190 dolar ve biz bu vadeli işlemler DCA pozisyonunu uzun pozisyon olarak almıştık. Yani long pozisyon olarak almıştık. Aptos'ta da aynı şekilde long almıştık. Bakın düşük bir marjinle nasıl kar etmişiz bunu bu videoda görüyoruz. Bu yukarıdaki ikisi DCA botu yani dollar cost average, ortalama maliyet çıkartarak size sürekli bir al sat yapıyor ve likidasyon seviyenizi de düşürüyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi benim likidasyon seviyem 105'miş. Ortalama maliyetim 150'ymiş. Sürekli uzun şekilde al satlar yapıyor ama DCA'da yön tahmin etmek çok önemli demiştik. Sui'de de yine vadeli grid açmışız. Bunda da aynı şekilde bir yön tahmin etmek çok önemliydi. Burada da güzel kar var ama DCA'nın daha çok kar ettirdiğini görüyoruz. Neden derseniz bu 100 dolara 27 dolar kazandırırken grid bot. Ama tabi grid bot daha garantidir. DCA birazcık daha risklidir. Çünkü sizin alımınızı emirler sıralayarak yapıyor. Şu şekilde anlatayım. Şöyle burası gördüğünüz gibi Bitcoin'in grafiği. Mesela şu anda Bitcoin düşüş pozisyonunda. Bunun nereden gireceğimizi biz bilmiyoruz. Yani long'u biz 60.000'den mi açalım yoksa 63.000'den mi açalım? Nereden açacağımızı bilmediğimiz zaman DCA botlar çok işe yarıyor. Sizin emirlerinizi sırayla mesela ilk alım emirlerinizi buraya atıyor, ikinci alım emrinizi buraya atıyor, üçüncü alım emrinizi buraya atıyor ve size çok güzel bir giriş seviyesi koyuyor. Ve ilk alım emrinize göre kaç emir koyacağını siz burada belirlemiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok güzel karlar etmişiz. Şuradan pozisyona tıkladığım zaman toplam 7 döngü 341 dolar maksimum marjin, çekilen kar 180 dolar, fonlama ücretini de 1 dolar gitmiş. Strateji ayrıntıları ilk emir 90 dolar, her güvenlik emri ise 20 dolar demişiz. Yani güvenlik emirleri her 6 sıraladığı emirlerdir arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz gibi iyi bir şekilde çalışmış ve bizim pozisyonumuz gerçekten çok güzel kazandırmış. Bu şekilde biz uzun pozisyonda açtığımız için iyi kar ettirdi. Eğer bunu düşen pozisyonda yani burada botlar kısmında, vadeli işlemler DCA kısmında kısa verseydik muhtemelen zarar edecektik. Biz uzun verdiğimiz için kar ettik. Bunun uzun mu kısa mı olduğunu nasıl anlıyorduk arkadaşlar? Mesela Solana'yı açacağım. Uzun mu kısa mı seçeceğimizi nereden anlıyoruz derseniz burada diplere bakıyoruz. Yani tekrar bu videoda anlatıyorum. Birinci dip, ikinci dip, üçüncü dip muhtemelen burada bir yerde olacak. Dipler birbirinin üzerindeyse uzun pozisyon açmalıyız. Dipler birbirinin altında ise kısa pozisyon açmalıyız. Bu şekilde arkadaşlar gayet basit aslında. Yapay zeka stratejisi örneğin Aptos şu anda uzun pozisyon açmak istiyorum. Neden uzun pozisyon açmak istiyorum Aptos'a? Bakın şimdi Aptos'a gidelim. Bu arada TradingView kullanıyorum. Bakın Aptos'a gittiğiniz zaman burada Aptos'un çok net bir şekilde bir yükselen trendde olduğunu gayet net görüyorsunuz. Yani dipler birbirinin sürekli üzerinde. Ben genelde 4 saatlikte açıyorum. Burada bir dip var gördüğünüz gibi. Bunu
saatlikte de yapabilirsiniz bu arada. Bakın saatlikte açtım. Saatlikte açtığım zaman buradaki diplerin, mesela şuradaki, bakın şimdi çizime geçiyorum, fırçaya aldım. Şurada bir dip var, burada bir dip var. Muhtemelen burada bir dip oluşacak. Buradaki diplerin birbirinin üzerinde olduğunu görüyorum. O yüzden DCA kısmında diplere bakarak, mesela ben burada uzun kısa almayacağım. Çünkü kısa da zarar ettirecek. Uzunu seçiyorum. Orta vadeli, kısa vadeli ve uzun vadeliler var. Bunları buradan kopyalayabilirim aynı şekilde. Yatırım miktarım. Şunları kapatayım. Mesela hangisini kapatacağım? TÜİK giritim varmış. Aptos zaten açıktı bu arada. Şimdi bunları kapatıyorum. Bakın alsat botumu durdurdum. Sui'de giridim vardı. Girit botta da mantık aynı şekilde. Girit botta sadece yine yatay da girebiliyorsunuz. Yani nötr bir piyasa. Yani piyasa eğer yatay seyrediyorsa, yani şu şekilde seyrediyorsa, şu şekilde seyrediyorsa piyasa, o zaman vadeli girit'te nötrü seçebilirsiniz. Düşüyorsa bunu seçin, yükseliyorsa bunu seçin. Gayet basit aslında mantık. Biz gördüğünüz gibi alsat botlarında gayet iyi kazandık. Şimdi geliyorum tekrar vadeli işlemler DCA botu açacağım. Nereden gireceğimi bilmediğim için. Evet, bu sefer biraz daha long işlemi farklı bir coin'de açacağım. Birlikte açalım. Tabii bu son video arkadaşlar. Tamamen öğrenmiş olmanız gerekiyor artık bu mantığı. Mesela bonk var. Bonk'ta açabiliriz. Biraz yükseliş trendindeydi ama ben şu anda böyle biraz daha farklı bir bot açmayı düşünüyorum. Yani Sui'de girit açtık. Mesela Jüpiter'de biraz yükseliş var ama mesela Sui yükseliyor değil mi arkadaşlar? Çok sert yükseliyor ama giriş yerimi bilmiyorum. Yani nasıl bilmiyorum? Yani bu 70 centten 1.70'lere çıkmış. Yükselen trendde ama bayağı yükselmiş. Yani neredeyse buradan 2x dipten de 3x yapmış. O yüzden bu düşen trende dönüşme ihtimali yüksek olduğu için buna girmeyeceğim longu. Tabi bu suyu daha çok yükselir. Yani ben düşecek demiyorum. Mesela ton da açabiliriz. Neden? Ton yatay seyretmiş bir süre, düşen trend olmuş. Nötr piyasadan yükselen piyasaya geçiş yapabilir. Çünkü burada ikili dip, yani şurada mesela bakın şimdi göstereyim. Bu arada videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Ton yazdım. Ton USDT dedim. Şimdi burada gördüğünüz gibi saatlikte diplerin böyle bir dip oluşumu yapacak gibi, yani hani yapmış aslında ama tam böyle net yapmamış ve TON'un CEO'su biliyorsunuz güzel açıklamalar yapmıştı, tutuklanmıştı. Mesela burada bir dipler oluşacak gibi burada. Yani aslında nötr de seyrediyor ama DCA'da nötr açamıyoruz. Düşmeyecektir bu. Çünkü yani bir nötr piyasa var ve sürekli yukarıyı deniyor. Bakın. O yüzden bu DCA'da long açacağım. Uzun pozisyon açacağım. Ve bunu yapay zeka stratejilerinde güvenlik emri oranı 0.82. Güvenlik emri oranı 1.01, 1.60. Orta vadeli alıyorum. Kopyala diyorum. Şimdi burada yatırım miktarı, bizim bayağı paramız arttı bu arada. Çünkü karımız var. Yatırım miktarını 1100 dolar olarak seçelim. Toplam yatırım. Tahminilik fiyatı 4.70. Gördüğünüz gibi. Tabii bunu ayarlarken bakın şurada döngü başına kar maliyeti %3 diyor. Manuel ayarlar kopyala dediğim zaman da burada ilk emir marjinini seçtiriyor bize. Bakın mesela ilk emrim 200 dolar olsun der isem, mesela örneğin güvenlik emri marjinine de 100 dersem, benim yatırmam gereken marjin 1300 dolar çıkıyor. Bunu 10 emir, şunu 90 yaparsam 1330 çıkıyor. O zaman 9 tane güvenlik emri olsun. Param aşağı yukarı tam yetiyor. Bakın gördüğünüz gibi aşağı yukarı 1192 yatırılan marjin. Benim kullanımı 1190-1181. O yüzden şimdi bunu burada mesela 89 dersem benim param tam yetecek. Evet. Her 9 tane emir sıralayacak, mantık şu. Burada bir long işleme girecek 200 dolarlık. Şuralarda 200 dolarlık bir long işleme girecek şimdi. Aşağıya da sürekli böyle 9 tane emir sıralayacak ve bizim ortalamamızı iyi bir yere ayarlayacak. Her girişte de bizim likidasyon seviyemizi düşürecek arkadaşlar ve aynı zamanda marjin de ekleyecek. Burada o yüzden ben vadeli işlemler DCA'yı açarken uzun pozisyon demiştik. Yapay zekayı direkt şuradan orta vadeli bunu kopyalıyorum. Yani direkt kopyalasam da aynı şey zaten. O kendisi ayarlayacak. Bakın kopyaladım. Onayla diyorum. Ve botumuz burada oluştu. Daha henüz bir kar çekmedi tonda. Sosyal medyada, Instagram'da özellikle. Burada kanalda detayları genellikle paylaşıyoruz. Mesela Bybit'te copy trade'imiz var. OKEx'te, diğer Bitget'te copy trade'lerimiz var. İşte genelde burada paylaşımlar yapıyoruz. Ayrıca Twitter'da da paylaşımlar yapıyoruz. Bizi buralarda takip ederek destekleyebilirsiniz. Şimdi gidelim botumuza bakalım ne durumda. Evet, bugün daha henüz bir kar yok. Ortalama maliyet 5.70.
bitmiş şu anda ilk emrimle. Ama bu ortamın maliyetim benim güvenlik emirlerimle sürekli düşecek ve şu an bir tahmini lig yok. Yani bu pozisyon 5.70'in altına mesela 4'lere gelirse bile lig olmayacak. Çünkü 9 tane otomatik güvenlik emri koydum. Ve güzel de kazandırıyor bu DCA botları OKEX'te. Test ettim. Yani şöyle Binance'te de bot var. Grid DCA. Onlar da kazandırıyor. Çok iyi kazandırıyor. Ama hani Binance dışı çok istediğiniz için biz çektik. Mesela Bybit'te de var. Bybit'te de mesela işlem botumuz var. Burada tabii ki Grid açmıştık. Bakın Grid bot. Mesela $11 kar etmiş. Grid botta neydi arkadaşlar? Şu şekilde çalışıyordu mantığı. Grid botların. Grid'e de hemen kısaca değinelim. Grid bot sizin giriş yeriniz burası mesela. Sürekli aşağılara alma, yukarılara satma emirleri sıralayarak. Mesela nötr seçtiyseniz nötr kanalda sıralar bu emirleri. Yükseliş trendi seçtiyseniz yükseliş trendi içerisinde sıralar. Düşüş trendi seçtiyseniz de düşüş trendi içerisinde sıralar. Yani aslında bu grid botlara girdiğiniz zaman burada mesela burada da var. Bakın vadeli grid'e seçtiğiniz zaman. Burada en önemli strateji yatay mı? Mesela tonda nötrü seçen son böyle şu ayın işte son 10 gündür nötrü seçen adamlar çok kazandı. Kısa seçenler şu arada çok kazandı. Bakın şu kısımda deli para kazanmıştır. Yani yön tayin etmek yani dipleri bilmek burada çok basit. Gerisi yapay zeka ile doldur. Buradan giritleri gir. Yeter yani bitiyor. O kadar basit yani. Bu botlardan korkmayın. İşiniz vardır, gücünüz vardır. Bu botlar ile gayet hızlı şekilde paralar kazanır. Bakın giritler buraya sıraladı. Ben bu giriti açtım sonra kapattım. Yani Singapur'daydık. Videoyu atalı bir hafta oldu. İşte Kore'den geldi. Kore'deki etkinliklerden vloglar gelecek. Yani gayet iyi bir şekilde kazandırdı gördüğünüz gibi. Ve ufak marjinlerle bunu kazandırdı. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.